350. Halojen eski tip. Şu da yine kadranı da böyle. Meteor 350. Meteor 350. O da 350'ymiş. Ben yanlış söyledim. Ama arkasındaki falan böyle barı çok güzel duruyor. Yani kalite hissiyatı gayet güzel bu sene. Royal Enfield damga vuran markalardan birisi. Şöyle hızlıca geçiyorum. Çünkü burada Himalayan'a geleceğiz. Himalayan bu sene geliyor. Ve şu anki fuar fiyatı kaçtı? 299'du. 450 cc. Onda yoktu. Bir de o en yumuşaktaydı amortisörüne baktım. Şimdi çekimini yapmıştım. Şimdi bir yorum alacağız abimden. Nasıl ama söyle? Şov var, ayarlanamıyor. O iyi olmuş. Arkaya göre daha şey ya, çok sert. Sert değil mi biraz? Ön sert, arka çok iyi bak. Ama biraz yol odası bu. Şu olaya bak ya. Çok iyi. Setra. Keşke biraz orantı aynı olsaydı. Evet. Abi koruma demedi üstü gibi. Beraber geliyor. Evet. Altı da sonradan alabiliyorsun. Şu an bunda
başarılı. Evet, bu şovan numarası söylüyor. Bu numara değil mi? Onda ne var? Yani ayarsız olması iyi olmamış ama ihtiyacı görüyor. Onun öbüründe bir amortisör problemi var diyor. Bunun da arkayı abim. Bunun amortisörü başarılıymış. Demek ki ayarlanabiliyor. Onu yükleme yapmış. Korumasıyla birlikte sökülüyor. Tek parça yapmışlar burayı, yekpare. Onun haricinde yani gayet güzel. Burada radyatör koruması mevcut. Altta yine tarter koruması ve demir motor bloğu koruması var. Ekstra bir sürü koruması var yani. Sürüşüne açılacağını söylüyor arkadaşlar. Himalaya'nın. Renk seçeneklerine ne demişti arkadaş? Abi şöyle. 4 tane renk var. Hepsi gelecek. Beşincisi beyaz kamuflaj. O taraftaki. O taraftaki hariç hepsi gelecek. O iç lastiksiz bu var. Hepsi iç lastikli. O iç lastikli modeli. O niye gelmiyor? O ne zaman geleceğini bilmiyoruz dedi. Emin değiliz gelip gelmeyeceğiyle ilgili dedi. Ama bu dört renk
lastikli modeli mi? Emin misin? Lastiksiz. Lastiksiz. Tubeless. Tubeless o. Sadece o tubeless. Geri hepsi iç lastikli. He. Evet. Fiyatları da şöyle şu, evet. O gösterdiğin renk 320 bin lira normalde ama lansmana özel 300 bin lira fiyat koymuşlar. Diğer Nardo gri köşedeki ve benim üzerinde bulunduğum motosiklet, bunlar 325 bin lira fiyatı. 325 bin. Şuradaki siyah olan da 330 bin. Fiyatlandırma da böyle. Renklerinden dolayı. Sadece evet. Fark renklerinde. Bu aksesuarı dahil mi? Aksesuar şu koruma demiri, üst koruma demiri, orta sehpa ve arka çanta taşıyıcı. Üçü dahil fiyata. Evet, burada orta sehpa da varmış. Bak bunu görmedik. Beyazda var mı orta sehpa? Hepsinde orta sehpa standart dediler bana. Var var, burada da var. Ama göremedim. He varmış. Bunda da varmış orta sehpa. Ya bunun sesini dinlemeyin. Soya yani gayet güzel duruyor. Egzozu falan böyle genel yapısı itibariyle. Yani orta sınıf enduro gibi. Tam enduro belki diyemeyiz ama enduro gibi. Şu amortisör öne doğru paralel, arka amortisör. Buna şimdi tam enduro diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yol endurosu. Yol endurosu. Evet. Yani ama stabilize yolda falan sizi götürür yani. Hani öyle alt orta yol endurosu diyebiliriz. Evet, yani, alt sınıfın ortaya yakın kısmında. Tabii yani 450 cc. Hiç enduro yapmaz da değil. Dediğim gibi o çamurlukları falan sökerseniz. Toprakta, stabilize'de, ormanda, köy yollarında, işte yayla yollarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama tamamen yol olmayan bir arazide, yani enduro motosikletlerin gidebileceği bir arazide zorlar. Oraya sokmaya gerek yok. Evet.